Burada bir hoş geldin. Tamam. Valinin geçenki konuştuğu yeri. Bir çağrı var mı odaya? Var mı odaya? Yeri yok, o yüzden değilim ki. Olur mu ya? Dur. İmkanı bulmuşuz. Güzel görevler yapma imkanı bulmuşuz. Çok önemli görevler bize tevdi edilmiş. Dolayısıyla her zaman kendimi bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına samimi olarak borçlu hissettim. Ve dikkat ederseniz her toplantıda da bu toplumun önde gelen herkesin de düşüncesinin bu olması gerektiğini söyledim. Bu ülke için ne yapabiliriz? Bu ülke bize zenginlik verdi, imkan verdi, kadro verdi diye düşünmemiz gerekir. Bundan hareketle gittiğimiz her yerde halkımızla bütünleşmeye, halkımızın değerlerine önem vermeye, halkımızın dertleriyle dertlenmeye, onların halleriyle hallenmeye özen gösterdik. Bu herhangi bir siyasi düşünce, herhangi bir siyasi bir beklenti, herhangi bir zorlama değil. Bir de insanın fıtratı var, yaratılışı var, karakteri var. Bizim karakterimiz hep böyle olur. Allah'a şükrediyorum ki bu karakter de kamu vicdanında yankı buluyor. Buna hamd ediyorum. Yankı buluyor, değer buluyor, karşılık buluyor. Ve benim çok tabi olarak yaptığım şeyler bazen ya sen cesur adamsın, bunu böyle yok ben çok cesur bir adam değilim. Kendimi öyle görmüyorum açık söyleyeyim. Ya sen çok iyi bir adamsın. Yok kendimi çok iyi adam olarak da görmüyorum. Ben sadece insan olarak bana verilen imkanlarla insanlara iyi davranmaya, insanları kucaklamaya gayret ediyorum. Kendimi hiçbir zaman alıp bir yerlere koymadım ve koymam da. Ama madem belirli bir düşünceye ulaşmışız, bir aydın yanımız var, bir inancımız var. İnsanın hayırlısı insana hizmet edendir. İnsanın şanslısı fani dünyada hoş seda bırakarak öbür tarafa gidendir. İnsanın güzeli kendisine verilen imkanları insanlarla paylaşan, bunları insanların mutluluğu için harcayan insandır. Biz 30 yıllık devlet hayatımızda her dönemde değişik hükümetlerle de çalıştık. Gücümüzün yettiği kadar bu anlayışla çalıştık. Fakirin fukaranın yanında olmaya çalıştık. Haklının yanında olmaya çalıştık. Ve bugün de nasip oldu buraya geldik. Peki neden Şanlıurfa? Şanlıurfa Türkiye'nin en stratejik kent arkadaşlar. Birçok yerinden en stratejik ve en önemli kentlerinden birisi. Hep söylüyorum, her zaman da tekrar edeceğim. Bir kere tarım potansiyeli bakımından bir numara, İpek yolunun üzerinde Orta Doğu'ya açılan kapıyız. Bir tarih kenti, bir kültür kenti. Eğer ayağa kaldırabilirsek ülkemize çok şey katabilecek bir ülke. Çok önemli il, evet, çok önemli bir il. Tarihte de zaten Mezopotamya'nın önemli bir başkenti, El Cezire'nin önemli bir merkezi. Bu yönüyle insanı heyecanlandıran, sahip çıkılması gereken biri. Diğer yandan kadimden beri değişik kültürlerin, etnik yapıların bir arada yaşadığı, örnek gösterilecek Türkiye'mize bir kent. İnsanların birbirini sorgulamadığı, insanların birbirine saygı gösterdiği, İnsanların birbirlerini olduğu gibi kabul ettiği gerçekten örnek bir yapı. Ve bu yapı bölgemize, Türkiye'mize örnektir. Bu yapı korunmalıdır. Bu yapıya hizmet edilmelidir. Şanlıurfa'daki bu hoşgörü ortamı dalga dalga Türkiye'mize yayılmalıdır. Bu anlamdan da son derece önemli. Bir diğer bizi Şanlıurfa'ya bağlayan yol, bağlayan yön, söylediğim gibi Şanlıurfa'nın halkının kadir şinaslığı, kıymet bilirliği,
bir yaptığınızda 10 karşılıkla onu takdir etmesi, emin olun ki bizi bu coğrafyaya, bu kente bağlamıştır. Bunda bizim inanç yapımızın, hayat felsefemizin çok önemli olduğu gibi bir bölgenin insan olmamızın da etkisi çoktur. Ben işte 200 kilometrelik bölgede 2 saat, 2,5 saat mesafede doğmuş. Orada da aynı bu şekilde değişik yapıları, kültürleri yaşamış, arkadaşlık yapmış, onlarla beraber olmuş, beraber büyümüş bir insanın belki de bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Şanlıurfa'yı tercih etmemizin başka önemli nedeni de yeni dönemde büyük şehir yasasıyla çok özel ve stratejik bir dönem başlıyor. Artık valiliklerimiz bir koordinasyon makamına dönüşüyor. Emniyet ve asayişten sorumlu devletin temsil edildiği makam durumuna geliyor. Şanlıurfa yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nden yönetilecek. Büyükşehir Belediye Meclisi ve Başkanlığı tarafından planlanacak. Halfetisiyle, Bilecik'iyle, Surucu'yla, Akçakalesi'yle ve bunların köyleriyle. Büyükşehir Belediye Başkanı bir yandan kırsaldaki sorunlarımızı azaltmaya çalışacak. %45 nüfusumuz köyde. Diğer yandan il merkezimizin ve ilçelerimizin ekonomik, sosyal, kültürel değişim ve gelişimine çaba harcayacak. Öyle bir yönetim anlayışı gerekiyor ki toplumun her kesiminin, her bölgenin sorunlarıyla hemhal olacaksın, ilgileneceksin. Ben bunu yapan bir adamım. Atanmış valiyken kan davaları beni en çok yaralayan konu olmuştur. Nerede bir barış imkanı ve ümidi varsa Allah'a şükür oraya koştum. Dedik ki şu kadim kent kan davalarıyla anılmasın artık. Bu kadim kent. Bunu çözmemiz lazım. 3 dönüm, 5 dönüm arazi için birbirimizi öldürmeyelim. Kız çocuklarımızı erken evlendirmeyelim. Kız çocuklarımızı kurban etmeyelim. Pamukçunun sorunu, fıstıkçının sorunu, organize sanayinin sorunu, Viranşehir'in sorunu, Sivere'nin sorunu. Beni takip ediyorsunuz. Burada bulunduğumuz, görev yaptığımız 26-27 ayın içerisinde arkadaşlara çıkarttırdım. Tam 248 ilçe ziyaretimiz olmuş arkadaşlar. 248. Yani 250 dersek, 10 ilçemiz olduğunu kabul edersek öyle. Her ilçeye Allah'a şükür bu sürede ben 25 kere ziyarette bulunmuş. Ve ziyaretlerimizin de bir protokol ziyareti, kaymakamlık ziyareti, eşraftan bir iki kişiyi ziyaret edip bir yemek yiyip dönmek olmadığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz ilçemize gittik, köy yoluna çıktık, kadınlarımızın programlarına katıldık. Köylerimizi ziyaret ettik, ilçenin sorunlarını masaya yatırdık ve öyle döndük. Ramazan'da her ilçede iftarlar koyarak mutlaka gidip 1-2 bin kişiyi toplayarak halkımızla bütünleşmeye çalıştık. Çok özel duygusal anlar yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Halfeti'de Fırat'ın kenarında yaptığımız iftarda bir teyzemiz geldi, sarıldı ve ağladı bana. Allah bize bu günleri gösterdi. Devletin valisi benimle iftar yapıyor, aynı masaya oturuyor, aynı ekmeği paylaşıyor diye. İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Çok açık ve net söylüyorum. Çünkü ben biliyorum ki bu millet artık devletini yanında görmek istiyor. İdarecisinin kendisinin hizmetinde olduğunu görmek istiyor. İdarecisinin devletinin kendisine değer verdiğini görmek istiyor. Tayyip Erdoğan'ın gücü de bütün bu mantalite ve paradigma değişikliklerini müthiş bir iradeyle yapmasından kaynaklanıyor. Biz de o yolda ilerliyoruz. O yüzden ben diyorum ki Kasım 2002 demokrasi devrimidir.
Kasım 2002 demokrasi devrimidir. Türkiye'de devlet anlayışının, kamu yönetimi anlayışının baştan sona değiştirilmesidir. İnsanı önceleyen, halkı önceleyen, halkın mutluluğunu merkeze alan, hantal devlet yapısını pratik, çözüm odaklı çalışan, insanlarla bütünleşen bir anlayışa çeviren demokrasi devrimi. Ve bu büyükşehir yasası da bunu taçlandıran son adımlardan bir tanesi. Artık büyük şehirlerde yaşayan halkımız ki Türkiye'nin %76'sı kendi kendisini yönetecek. Kendi seçtiği insanlar tarafından yönetilecek. Hesap soracak tek mecliste. İşini yapamayanı da 5 yıl sonunda teşekkür edecek ve gönderecek. Böyle bir anlayış. Ve bu anlayış çok şükür bugün görüyoruz ki ülkemizin önünü açtı. Ülkemizin önünü açtı. Asırlık sorunlar masaya yatırıldı. Alevi sorunu artık süpürülmüyor halının altına. Kürt sorunu, örgüt sorunu, terör sorunu açık yüreklilikle tartışılıyor. Bir 12 Eylül anayasasıyla yönetilmemize rağmen hala anayasa değişikliği yapılamamasına rağmen buna izin verilmemesine rağmen iktidar partisinin büyük gayretlerine karşın bugün bu ülkede bunlar yapılabildi. Bu bahar havası estirilebildi. Çok açık bir şey ortaya çıktı. Kürt'ün, Türk'ün, Doğu'nun, Batılı'nın bir iradesiyle bu millet barış istiyor. Bu millet saygın bir birliktelik istiyor. Bu millet geleceği ortak görüyor, geleceğini ortak görüyor. Ve her türlü provokasyona, her türlü muhalefete rağmen bunun peşinde olanlara destek veriyor. Ve gerçekten de inşallah demokrasimizi yeni anayasalarla taçlandıracağız bu seçim süreçlerinden sonra. Ve çocuklarımız 100 milyonluk demokrat halkıyla barışık büyük bir ülkenin güzel insanları, mutlu insanları olacaklardır. Bunun vebali ve sorumluluğu hepimizin üzerinde diye düşünüyorum. İşte böyle bir ülkede şu Şanlıurfa'nın da önemli roller üstlenmesi gerekiyor. Önemli misyonlar üstlenmesi gerekiyor. Bunun için hükümetimizin yaptıklarını biliyorsunuz. Yeni dönemde inşallah halkımızın desteğiyle hükümetimizin buraya yaptığı pozitif ayrımcılığın devamı için elimizden geleni yapacağız. Bu çok önemli bir şey. Devlet imkanlarının azami surette ilimize aktarılması için elimizden geleni yapacağız. Önümüzde Faruk Çelik gibi güzel bir örnek var. 2011'de buraya geldikten sonra her türlü yatırımın nasıl hızlandığını biliyorsunuz. 30-40 yıllık siyasi tecrübesini, deneyimini ve kredilerini Şanlıurfa'mız için kullanmıştır. Birçok kaynağı sırf o kredisi dolayısıyla bu ile almıştır. Biz de aynı şeyleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Örnek, Şanlıurfa'da hayal bile edilemeyen köylere parke taşı döşeme işine başladık. Bunun için bakanımıza rica ettik. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir eski parke taşı imal makinesini hibe olarak aldık. Biz çalışmaya başladık. Baktık ki imkanlarımız yetersiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Sayın Faruk Çelik bize 4 trilyon lira para aldı arkadaşlar. Urfa'nın, Viranşehir'in, Surucuk köylerine parke taşı yapılsın diye. Aynı şekilde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne şu anda pres yapıyor. 2 trilyon lira da onlardan almaya çalışıyoruz. İşte bu Şanlıurfa sevdası diye düşünüyorum. Bundan zevk almak lazım. Bundan gurur duymak lazım. Çünkü insanımız bunu hak ediyor. Geç kalmış hizmetler. Süratle yapmamız, geliştirmemiz lazım. Çünkü tüm yaptıklarımıza karşın Şanlıurfa'nın yılların ihmali olan sorunlarını tamamen çözdük dersek yalan olur. Hala köylerde önemli ölçüde içme suyu problemlerimiz var.
Hala yollarda sıkıntımız var. Hala dersliklerde, eğitimde sorunlarımız var. İzliyorsunuz ama ben anlatmak, söylemek durumundayım. Belki de Cumhuriyet tarihinde ilk bu yıl okul ihalelerinin hemen tamamını köylere hizmet götürme birliği üzerinden yaptık. 238 tane okul, 3500 derslik ihalesini yaptık. Değerli arkadaşlar, bunu yapabilmek için emin olun, Ankara'dan bir görüş alabilmek için belki 6 ay, belki 8 ay uğraştık. Eğitim Bakanlığı görüş önce vermedi. Tuttum, İçişleri Bakanlığı'ndan bir görüş yazdırdım. Uzun müzakereler sonucu. O görüşü Maliye Bakanlığı'na ilettim. Dedim bak İçişleri'nin hukuk görüşü budur. Onlara da ona benzer bir görüş yazdırdım. Ondan sonra da Milli Eğitim'de bu görüşü çıkartarak kaymakamlarımızı rahatlattık. Gene Allah'a şükrediyorum. Kaymakamlarıma, emek veren çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süratle yapmamıza rağmen bu kadar büyük ihaleleri hamdolsun kayda değer bir şaibeli işimiz yoktur. Davetiyeyle yaptığımız bir iş yoktur. 3-400 trilyonluk iştir. 5-6 ayda, 1 senede yaptık. Söylediğim gibi süratli yaptık. Hizmet birliklerinin üzerinden yaptık. Ama hiç kimse bize diyemez ki bu ihaleleri kardeşim çağırdınız, Ahmet'e verdiniz, Mehmet'e verdiniz, pahalı verdiniz diyemez. İlçe kaymakamlarına talimat verdim. En zor yerde bile %20'den aşağı düşük teklif gelirse ihaleyi iptal edin dedim. İlke kararı olarak. En az dedim %20 olacak. 25 olacak. Onun altında vermeyin dedim. Bu kararlılığımızla bu ihaleleri şaibesiz yapmayı başararak karşınıza çıkıyoruz. Allah'a şükür. Gene ifade edeyim. Bu konuda siyaset kurumu arkamızda durmuştur. Dik durmuşlardır. Şu bu dememişlerdir bu zor coğrafyada. Bu zor coğrafyada. Ama sıkıntı olan bir iki ilçemizde ise ihaleleri il merkezine alarak yapmışızdır arkadaşlar. Biz bu işe pabuç bırakmayız diye, örnek olsun diye il merkezine aldık ihaleyi. Orada yaptık ki kimse gölgelemesin, kimse gölge yapmasın. Bu anlayışın inşallah Urfa Büyükşehir Belediye'mize yansıyacağını, bir sinerji oluşturacağına yürekten inanıyorum. Ve hep söyledim, bu fakir milletin, bu güzel insanların mutluluğu, duası, teşekkürü bizim için bu dünyada ulaşılabilecek en yüksek payedir. En yüksek payedir. Bugün bu ilin muhtarlarının tamamı bana cep telefonundan ulaşılabiliyorsa burada yönetim anlayışında bir devrim yapılmış demektir arkadaşlar. Tüm muhtarlar bakın 24 saat esasıyla. Ve biz bundan asla gocunmadık. Gece 12'lerde, 1'lerde bir muhtar aradığında biraz ağrıma gittiğinde seni burada zorla tutan yok demişim. İstiyorsan çalış kardeşim. İstemiyorsan sabahleyin dilekçeni ver. Git. Bu anlayışla olaylara baktım ve bakmaya da inşallah devam edeceğiz. Yapılacak çok işimiz var. Dediğim gibi sanayide var, turizmde var, ulaştırma sektöründe var. Dün gece 12'ye kadar ulaştırmayı çalıştık arkadaşlarla. İmarda, kentsel dönüşümde var. Tavşakların sorunları var. Alternatif ana yolların açılması var il merkezinde. İşte Birecik, Siverek OSB'lerinin yapılması, ayağa kaldırılması var. Sanayi sitelerimiz var. Bir an şehirde temelini atıyoruz. Diğer yerlerde yapmamız gerekiyor. Bütün bunların hepsini geldiğimiz günden beri dikkatle izledik, inceledik, not aldık, katkı sağladık gücümüzün yettiği oranda. Bunların da şimdi görüyorum ki bize bir kazanım olduğunu, bir altyapı olduğunu. Çünkü biz geldiğimizde söylediğim gibi böyle bir şey düşünmedik, böyle bir ihtimal içinde hareket etmedik, böyle bir varsayıma göre de tutum belirlemedik. Sadece maaşımızı hak etmeye çalıştık, insanımızı kucaklamaya çalıştık. Ben sizlerin bize verdiği desteğe, anlayışa, ilgiye çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte yürüyeceğiz. Her zaman eleştirinize, önerinize, tenkitlerinize, tavsiyelerinize ihtiyacımız var.
şunu söylemem gerekir ki bu yönetimler çok ağır yönetimlerdir. Kimse sihirbaz değil. Bizim elimizde sihirli bir değnek yok. AK Parti'nin en büyük kazancı da büyük görevleri verebileceği, büyük görevlerde istihdam edebileceği yetişkin elemanlarının olmasıdır. Kadrolarının olmasıdır. Büyükşehir Belediyesi'nde eğer biz çok iyi inşallah 13 tane ilçe belediye başkanı ve onlarla beraber çalışacak meclis üyelerini bu şehrin en güzel insanlarından kurabilirsek, arkasından büyükşehirde devasa genel müdürlükler, daire müdürlüklere yetişmiş, ehil, liyakatlı, güzel insanlarla kurarsak o zaman başarılı olabiliriz. Açık söyleyeyim. Aksi takdirde başarılı olmak zor. Çünkü ifade edilenin dışında ifade edilmeyen büyük sorunlarımız var. Bakın imarlı alanlarımız var diyoruz. O imarlı alanlarda okul yeri bulamıyoruz. Hepsi elden çıkmış. Yapı ruhsatında, iskan ruhsatında, iş yeri ruhsatında, şehir merkezini kastediyorum. Tamamında sorunlarımız ve sıkıntılarımız var. Bunlar bir marka şehirde kabul edilecek şeyler değil. Kaldı ki önümüzdeki dönemde kırsaldan merkeze de yoğun göç alacağız. Nüfusumuzun neredeyse yarısı kırsalda ve bu insanlar Suruç Ovası'nın da sulanmasıyla diğer tarımsal zenginliklerle şehre göç edecekler. Bunlara hizmet edecek yeni bir kentin kurulması, kentsel dönüşümlerin yapılması, konut alanlarının ihdas edilmesi zaruret arz etmekte. Bunun için de çok yoğun ekip çalışması yapmak lazım. Kadro çalışması yapmak lazım. Aksi takdirde hakikaten insan bunun altında ezilir diye düşünüyorum. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sorusu olanlar varsa da veya katkı sağlamak isteyenler de buyurun. Kendimizi tanıtalım. Cevap verin. Elektrik parası ödenebilir mi? Destek yapılabilir mi? Şirketin böyle bir önerisi var. İşte 100 megawattan az olan fakir ihtiyacı olanlara bir elektrik... Ulusal anlamda bütün gazete mensuplarının burada olması, özellikle köşe yazarlarının olması bizim için sevindirici bir olay. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyoruz. Siz anlattıklarınızı özel idarede bir ekiple yaptınız. Bu ekip sizinle yine beraber yola devam edecek mi? Neticede bunlar Urfa'da, sokakta, caddede tanıdığımız insanlardır. Yarın büyük şehir olduğunda da bu insanlara rahat ulaşabileceğinize inanıyorum. Dolayısıyla siz bu ekiple devam ediyor musunuz? Veya devam edecek misiniz? Bu anlamda sormak istiyorum. Elbette sorular çok. Ben isterim arkadaşlarım da farklı sorular sorsun. Ama Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarın seçildiğinizde elektrik kurumuyla nasıl bir çalışmada bulunacaksınız? Bu elektrik kurumu sizden ayrı mı hareket edecek, özel diye, özelleştirilmiş diye, yoksa kendi başına buyruk mu yaşayacak? Çünkü halkımız büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle benim de içinde gördüğüm, yaşadığım bazı olaylar. Bunu daha önce de bazı DEDAŞ'tan veya TEDAŞ'tan sorumlu vali yardımcılarıyla paylaştım. Hem şehirden çok uzakta insanlarımız bazı çalışmaları yapmak için ta Karaköy'den buraya kadar gitmek için büyük bir zorlukla gidiyorlar. Bu ne olacak bu halkımızın çektiği içiyle? Ben teşekkür ediyorum arkadaşlara soruları bırakmak istiyorum. Ben cevaplayarak mı gidelim? Evet. Doğru cevap yazılayım. Her soruya cevap diyorsunuz. Evet. Şimdi Büyükşehir kadrosu özel idare iki katı büyüklüğünde olacak. Yani iki teşkilat birleştiği için. Dolayısıyla özel idarede yetişmiş elemanların bir kısmından elbette istifade edeceğiz. Yani bunda şüphe yok. Orada buranın bir kimi var. Ama bir kısmı belki başka kadrolara geçecek. Onu görev sırasında değerlendireceğiz, istişare edeceğiz arkadaşlarımızla. Bir karar vereceğiz ama mutlaka istifade edeceğiz, etmemiz gereken insanlar vardır. Bu elektrik sorusuna teşekkür ediyorum.
Bunu tüm çıplaklığıyla herkesle paylaşıyorum. Çünkü bu çok sosyolojik bir hadise. Kabul edilebilir bir şey değil. Bilmiyorum ne kadar yansıdı ama ben bir kere daha anlatmam lazım. Doğru bir gelecek planlamam için. Şimdi konu şu. Şanlıurfa'nın içinde olduğu 6 ilimizde elektrik dağıtımı özelleştirildi. Yani bir firma ihaleye girdi. 5-6 ay önce herhalde devraldı. 1 Haziran veya 1 Temmuz tarihi itibariyle yönetim bunlara geçti. Bu ihalenin şartnamesinde şunu yazıyor arkadaşlar. Devlet 2013 yılı içerisinde bu 6 ilimizde Diyarbakır, Mardin, Urfa kullanılan elektriğin 71 lirasını şirkete diyor ki ben sana ödeyeceğim kardeşim. Halktan, tüketenden isteme diyor. Burada kayıp kaçak var, yılların alışkanlığı var, sistemde sıkıntılar var. 71 lirasını ben ödüyorum. Geriye kalan 29 lirayı da diyor sen topla diyor. 2013 yılında. 2014 yılında belirli iyileştirmeleri yap diyor 59 liraya çekiyor garanti parayı. Bu 4-5 aylık sürede yani Temmuz'da esas alırsak 6 ay diyelim. Şirketin kaybı 234 trilyon lira arkadaşlar. Şu anda bize ifade etti. Yani toplamak istediği 29 liralardan zararı 234 trilyon lira. Böyle bir tablo var. Yaklaşık 400 bin abone 5 lirayla 10 lira ödüyor. Ödemiyor. Maalesef. Şimdi ben geldiğim günden beri elektrikle ilgili uğraşıyorum. Burada birinci sorun tarımsal sulamadaki özellikle yeraltı suyundan istifadede enerji fiyatlarının yüksek olması. Yani çiftçimiz diyor ki 100 dekar için 250 lira elektrik parası ödersen oraya ne ekersen ek para kazanma şansın yok diyor. Birinci handikapımız bu. Ve yaz aylarında Haziran, Temmuz, Ağustos elektrik tüketimi her yıl katlanarak düşünülenin iki katına çıkıyor. Geçen yıl işte bu yıl olmadı o. Geçen yılki sıçrama hiç kimse öngöremediği için önce Atatürk barajının sistemini zorladı. Sonra İç Anadolu'yu zorladı. Ve Avrupa Birliği'nden uyarı aldı. Böyle bir tüketim olmaz entegre kolektif sistemi zorluyor diye. Şimdi bunu anlayışla karşılayabiliriz biz. Hepimiz bu ilin aydınları olarak. Çünkü insan ekecek, biçecek, geçimini sağlayacak. Doğru mu? Ancak ben kış aylarında bir rahatlama olur diye beklerken bu yıl yazın olmadı yaptığımız takviyelerle. Çok ciddi mücadele yaptık. Mobil trafolar getirttirdik. Sayın Bakan'ın başkanlığında defalarca toplantı yaptık. Bu yaz o sıkıntıyı yaşamadık. Kış aylarında da biraz daha düşer. İşte tarımsal sulama yok falan derken patlama yaptı havaların soğumasıyla. Bir de baktık bu sefer de karşımıza hiç kimse elektrik dışında bir araçla evini ısıtmıyor. Evini ısıtmıyor. Vakıftan kömür veriyoruz. İhtiyaç içindeki kardeşlerimize. Orada satıyor. Medya onu yazdı. Olduğu yerde satıyor çünkü elektrik diyor bedava. İşte 300 liralık kömürü 100 liraya satıyor. Onu kar sayıyor bizim kardeşimiz, hemşerimiz. Gidiyor elektrikle şey diyor. Diyor ki mesela kaçağa gidiyor adam. TEDAŞ'ın sıkıntıları çok. Ona da anlatırım. Diyor ki kapatın diyor. Daha diyor biz evden ayrılmadan kanca atıyor şeye. Kanca atıyor ya. Bunun sonucu diyor ki İstanbul mesela buranın bilmiyorum 2 katı belki 5 katı büyük. Günde 2-3 trafo patlarken arıza yaparken bizde 15 tane trafo patlıyor. Pat kaldırmıyor. Hem ödemiyoruz hem aşırı bir israf içinde kullanma var. Bunu ben muhtarlarımıza da anlatıyorum. Yani bu çok kolay bir şey. Bunu anlatmak da bir aday için doğru da değil belki. Onu da söyleyeyim size. Şimdi biz bir yandan rica ediyorum, istirham ediyorum. Halkımızın bu kültürünü değiştirme yönünde bir çalışma yapmalıyız hepimiz. Hepimiz ama. Ama öbür yandan TEDAŞ'a diyorum ki, ya ben sizin santral memurluğunuzu yapıyorum kardeşim. Cevap vereniniz yok. İletişim ağlarımız açık değil. Abone olmak isteyen geliyor, muhatap bulamıyor.
Ben sizi bir araya getiriyorum. İşte gıda sanayicileri abone olacaklar, kimseyi bulamıyorlar. Ben artık devreye giriyorum, il müdürünü çağırıyorum. Bunu da bir sistem kurup, insanlara mutlaka dönün, insanlara bilgi verin, bir çalışma yapın diyorum. Oraya öyle pres yapıyoruz. Orada hala hatalar var bu konuda. Çok özveriyle çalışıyorlar falan ama hakikaten daha bir çağrı sistemi kuramadılar. Telefonlara cevap veremiyorlar. Ama elimiz üzerlerinde. Ankara'da bu şartnameden bir boşluk açık bulunabilirse şirket biraz rahatlasın. Eli rahatlasın, zarar azalsın ki sisteme yatırım yapabilsin diye başbakana, Sayın Başbakanımıza konuyu taşıdı Faruk Bey. Ben o gün gece duramadım, İçişleri Bakanımızı aradım. Dedim bu tek benim sorunum değil, sen Mardin milletvekilisin. Siz de dedim bu işe sahip çıkın. Bu pazartesi Bakanlar Kurulu'na iki bakanımız, yani Faruk Bey, hatta Faruk Bey'e de bilgi verdim. Dedim size destek olsun diye Muammer Bey'i de arıyorum Sayın Bakanım dedim. Bu elektriğin üzerinden elimizi çekmeyeceğiz. Yani TEDAŞ'ın yeni yatırımlar yapması, abone sistemini yenilemesi için bütün gücümüzle çalışacağız, çabalayacağız. Ama belirli alışkanlıklarımızın da değişimi için hep beraber hakikaten elimizden geldiğince uğraşmak gerekir diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki şu anda şu kış günü en büyük sorun elektrik. En büyük sorun elektrik. Çok bilincindeyiz, farkındayız. Elektrik konusunda bir şey ekleyeyim. Buyurun. Söylediğiniz bilgiler çok eksik geldi bana. Buyurun. Akadir Baraj'ı yılda 2 milyar kurasak elektrik üretebilirler. Bu kişilerin toplam elektriğin %20'sidir. Evet. Urfa'nın çaldığı elektrik adını doğrandığı kurularsa İstanbul'daki şeyin kayıp kadar çağın 5'te 1'inden daha az. Bir şey daha söyleyeyim. Elektriğin üretim fiyatı satış gün. Elektriğin İzmir'e göre burada pahalı olduğu bana söylendi. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Araştıracağım. Ama bütün bu